5 olur size, 5. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam diyelim. Adam seviyor video çekmeyi. He ya. Şimdi Avrupa hepsi seyreder. Bir saat sonra. Tabii seyredecek. Sosyal medyada fenomen yolu. Gel sen iç gel otur. Fenomen olacak adam. Paneler, maneler ver, tüfeğe ver. Her şey var. Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Boyraz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Nurhak Dağları'nda herkese selamlarım. Arkadaşlar bir video yaptık öyle biraz dağlarda, yaylalarda insan yaşamı, ova yaşamı, köy yaşamı. İyi seyirler, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çoban Hüseyin merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Koyunları getirdir. Evet, koyunları getir, su var mı? Var. Yeter o zaman. Var, var sen kriste suladır. Su var da sıcak. Evet. Ay tamam. Tavara et, ibne sosyete o te karar verince kaptal tuş tuz olur. Güzel işte. Güzel çok işte, güzel, çok güzel. Bu parası helaldir. Helaldir. Adamın güzel geliyor. Yayladır, hava güzeldir, hava serin. Tamam, sen olsun muhtarım. Ben yok, ben varım sıcağına işte. Hep senin yiyip geliyor. Adam gitmeden kendine güzel geliyor. Yok hocam, benim yaşım az. 59, 59 senedir yaylaya geliyor. Bana
Sık güzel sık. Şimdi bu nedir? Peynir midir? Peynir. Şey yapıyorsunuz? Peynirin yapılışı. Peynirin yapılışı Nurhak Dağları'nın diplerinde. Evet. Peynir böyle sıkı sıkı yapıyorsunuz. Evet. Pazarcıklar farklı yapıyor. Onlar sıkıştırıyor bir çuvala, yere indiriyorlar. Yok, biz burada önce kazandan koyuyoruz süzeye. Sonra böyle 2-3 defa çeviriyor. Aynı benim annem de böyle yapıyordu. Böyle sıkıyor, tek tek suyunu koyuyor üst üste. 5-10 kere bu şekilde yapıyor. Böyle süzdürüyor tek tek. Bir tanesini ağzını açabilir misin? Böyle içine bakar. Açayım, buyur abi. Böyle. Bak süper, harika. Böyle yapıyor. Böyle suyu sık gittikçe şey yapıyorsun. Süzüyor, he. Peyniri satıyor musunuz halen? Satıyor. Hı hı. Kilosu ne kadar? 100. Kilosu 100. Yağını almıyorsunuz değil mi? Yok, almıyor yağını. Yani direkt sütlü tam maya. Yağlı. Tam yağlı. Üstelik komple koyun yağı. Tam yağlı, evet evet. Mesela isteyen olursa verir misiniz? Veririz. Ya çünkü isteyenler oluyor, böyle şey yapıyor. Aynen. Şu an müşterisi hazır bunu. Müşterisi hazır, evet. Evet, yapılacak, gidecek müşteriye. Bayan yüzümü çekme dediği için çekmiyor. Seninkini çekeyim mi? Seni de mi çekmeyeyim? Tamam, seni de çekmeyeyim. Seni çeksin. Yok, sen çeksin. Onu çekeceğim şimdi. Meslek sırrı bu. Tamam, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba. Önce kendini tanıt bize bir bakalım. Ben Kahramanmaraş'ta Nurhak ilçesinde hayvancılık yapan Ahmet Kurt. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Nurhak Dağı'nı teyze. Biraz yüksek sesle konuşabilirsin Ahmet. Ahmet, sen kaç yıldır hayvancılık yapıyorsun mesela? Hayvancılığa nasıl başladın? Vallahi biz yılı anadan doğma içindeyiz, doğuştan yani. 31 yaşındayım, 31 sene oldu içindeyim. İçinde hayvancılık yapıyorsunuz. Aynen, şu an aynen. Bulunduğumuz bölge şeydir, Nurhak Dağları'nın dipleri. Kızılca bölgesi. Kızılca bölgesi. Alaçayır'ın aşağı tarafı burası. Şeyin. Aynen, Koca Göl'ün alt tarafı. Koca Göl'ün alt tarafı. Evet. Hadi kaç tane hayvanın var şu an? Şu an 200-230 civarında. 200-230 tane. Kuzları erken satıyorsun bahar ayında. Erken sattık, aynen. Çok peynircilik yapıyorsunuz. Peynir yapıyor, peynir satıyor, sağmışı yapıyor işte. Kuzular ne zaman sattın kuzuları? 5. ayın 20'sinde. 5. ayın 20'sinde borca evet. Mı verdin, peşin mi sattın? Peşin verdim abi. Kaça sattın kuzuları? 1250'şere. 1250'şere, dişili evet. Erkekli verdin. Dişili erkekli, evet. Sonra koyunları sağmaya başladınız, peynire yaptınız. Koyunları sağmaya başladık, peynir yapıyor işte. Aynı zamanda çobancılığı da kendin yapıyorsun. Evet, evet. Çoban sıkıntısı var. Çoban bulamıyoruz. Kendimiz yapıyor. Çoban ülkede büyük bir problem, ülkede, büyük bir sorundur. Aynen. Ama kendin gitmek de güzel bazen. Yani malına sahip çıkıyorsun. Malın istediğin randımana geliyor. Tabii. Ya elin kendiniz... adamla getiriyorsun. Malda bir psikoloji değişikliği oluyor. Yabancı adam önüne girdiğinde hayvan kendini değişkenliğe sürüyor. Evet, evet. Kendini iyi hissetmiyor. Ya kendimizin yapması daha iyi oluyor tabii ki de ama işte bir çoban da şart abi. Evet. Sıba abi mecbur yani, olmazsa olmuyor. Çoban bazen insan dinlenmesi gerekiyor, yani. Yorgun düşüyor, bedeni yoruluyor. Aynen, aynen. Peki gece yaylımı yapıyorsun, gündüz yaymak evet, yok. Evet, çoğunlukta yani. Gündüz yatıyor, gece yaylımı yapıyoruz. Evet. Ürün yayı yok yani. Gece 2-3 saat yayılmazsa mal olmuyor hayvan. Peki kurt var mı? Kurt var da abi çok görmüyor bu seneler ya. Senin güzel bir köpeğin var. Siyah büyük bir köpek. Evet. Ne cinsi o? Cinsini biliyor musun? Vallahi tam kangal da tam kangal değil. Yani. Malaklıyla kangal kanması. Aynen öyle. Nerede getirdin onu? Bunu ben Çağlayan Ceret'te birinden aldım. Aldın. Ne oraya gidiyor mu? Gidiyor da bu aralar sıcakta pek şey yapmıyor. Tek o mu var? Tek.
Yani keşke bir dişi bir şey versen ya da başka bir ya köpek. Yok olsun. İşte sana dua ederim. Güzel köpek bulsam alacağım da alamıyorum. Yok yani. Şeyde böyle cinsi güzel bir köpek yanına versen köpek çobanın canı çünkü. Peki kurt var mı buralarda gördün mü böyle hiç? Valla bu sene görmedik. Geçen sene 2-3 defa geldiler. Burada? Hı-hı. Nasıl gördün mesela bize anlatır mısın? Valla bir sefer gece saat 2'de yayıyordum malı. Hı. Geldi bir tane kuzu yaraladılar. Kaç taneydi? 2 taneydi. İşte sıktım, tüfekle sıktım, gittiler. Köpek yok muydu? Köpek var da bu köpek yoktu, bir tane vardı, o da bakmadı ya. Yani hiç peşine gitmedi. Yok yok, bakmadı, bu köpek yoktu. Allah Allah. Peki bu çobancığın 31 yıldır koyunun içindeyim diyorsun. Çobancılığın süreci içinde ilginç böyle zorlu bir şey gördüm ya da kurda karşı davarın içinde kurtla yaşadığın böyle problemli bir şey oldu mu hiç? Gördüm abi, var yani çok gördüm. Gece yatakta geldi mesela, sürüye daldı. Sürünün yatakta koyunu yakaladı yani o uykunun arasında, o gecenin yorgunluğunda yani başımıza geldi, karşı karşıya geldi, elinden aldık. Ona kaç taneydi? Bir taneydi, onu sıktık, vurdum. Sürüye saldırdı. Sürüye saldırdı aynen. Koyunu da yaraladı. Kestik yani. Bu Nurhak Dağları'nda sen şey ilan ovasına baharın gidiyor musun? Bahar oraya gidiyor. Yazın 3 ay Nurhak Dağı'ndayım. Baharın oraya gidiyor, 3 ayda buraya geliyorsun. Evet. Anladım. 3 ay, 4 ay işte havanın şartlarına göre. Hava nasıl müsaade verirse bu sene yani, otlar nasıl? Bu sene geçen seneye göre iyi yani, çok iyiydi. Evet, o son iki yağmur güzelleşti ortalığı. Aynen, çok iyiydi bu sene yani, geçen seneye göre çok iyi. İyi yani, şu an zarar yok. Peki hayvancılıktan memnun musun? Şu an hayvancılığın ne gibi sıkıntı? Valla şu an için memnun değilim abi. Yani, neden? Yani yem pahalı, mazot pahalı, mal ucuz, satılmıyor. Yani karımız zararımız ödemiyor yani çok. Evet, o büyük bir sıkıntı. Şu an için çok sıkıntı. Ama bundan önceki senelerde normal idare ediyorduk. İdare ediyorduk, geçip sağlanıyordu. Evet. Şimdi daha çok problem olmuş. Çok zor abi, çok şu an çok sıkıntı. Bu bir süreçtir bence, bu geçer, her zaman böyle olmaz. Bu bir. Ya muhakkak geçecektir de işte uzun mu sürer, kısa mı sürer onu bilemiyoruz. İnşallah güzel olur. İnşallah. Hepimiz için temenni bir güzel olmasını dileriz. Bu bir süreçtir. Yani, önceki aynen. Yıllar güzeldi. Bir koyun satıyordun. 1-2 ton arpa alıyordun. Ya aynen. Bir kuzuya 3 ton arpa alıyorduk abi. Yani bunu gördük. Evet. Şimdi ise 10 kuzu satacaksın. 10 kuzu satacaksın ki 1 ton arpa alacaksın. 1 ton arpa alacaksın. Aynen. O da zor bir durumdur. Bu sürecin geçmesini dileriz. İnşallah güzel olur. İnşallah. Hayırlısını dileriz. Abi. Evet. Tamam. Teşekkür ettik. Çok sağ ol.
bir tane kuzumuz çayırlarda Ali'ye katılmıştı. Ali de burada abisinin yanına bırakmış. Onu almaya geldim. Hem de bir video yaptım. Burada tek başına bir ev. Arabanın arkası da açık, getirip koyup. Evet, demek uykuda kalmış orada. Canlıymış ben şey diyordum da. Yok, nedir? Güzel. Teşekkür ettik. Yaydığı için hakkımız ne kadar? Hak parası, çoban hakkı. Çoban hakkı yok abi. Kaç koçun var? 6 tane. Kaç koyun? 150-200 var mı? 140. 6 koç iyi, güzel. Koşar güzelmiş. Güzel. Hep kaç? 25 koyuna bir tane mi düşüyor? 20 koyuna bir düşüyor. Ortalama öyle alıyor. Oluyor, olması gerekir zaten çiftler. Peki koyun kusuyor mu? Valla kusuyor, yoruluyorlar. Zamanı. Şimdi aynı koyun yok ya, alışkan. Alışkan o zamanı alışık. Hayvan orada güzelce yatıyor. Dağlar çok çetin burada ya. Çetin ya, çok çetin. Ot olsa buralar yeter de koyun azmış, biliyor musun? Az ya, çok ot, suyu olmaz zaten. Ot olmadığı için biraz zorlanır. İnşallah bir yağmur yağar, şöyle güzel bir yağmur. İnşallah. Koyunlar, koca kol değil de tam şu şuradan dibinde değil mi? Tam şu sivri olan dağ var ya, onun dibinde altında. Şu sivri dağın altında, şurası. Biz oraya kadar geldik koyunlarla. Güzel geldiydi. He geldi, kuzular vardı. Koyunu suya salacaktım. Kuzular üstünde yatıyordu. Salmadı bizi. Geri çayıra gitti. Tamam, hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hadi. Eline kolunu emeğine sağlık. İşte burada tek başına evini yaptın. Tek başına bir köysün. Aynen öyle. Muhtarlığa da adayını koy. Muhtar da ol bu köyde. Bir ev bir muhtar, anladın? Kendi oyunu kendi işine ver. En güzeli. En güzeli odur. Artık kendi işlerini yaparsın. Muhtarlıkta da maaş alırsın. Güzel olur. Evrak kağıt işine imza isteyen kimse olmaz sende. Kim gelip isteyecek? Burası böyle Nurhak Dağları, İlan Ovası. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Hadi. Burası eski köy. Eski köy bölgesi. Eskiden buranın arka tarafı, yani bizim arka tarafımız buralar, hep insanlar burada yaşıyormuş. Burada Nurhan girişine oraya göç ettiler. Burada bir göl var. Bu yol buraya geliyor. Aşağıda asfalt. Şeye gidiyor, Nurhan'a giden asfalt. Şurası maden yapılmıştı. Maden toprağı burada çıkarılıyordu. Dünya güzel, insanlar az. Buralarda insanlar bayağı bir azaldı. Ağaçlar, yeşillik.
göl, çok da güzel bir gölmüş, yüzülebilecek bir gölmüş, suyu da bolmuş. Çiçek komple. Orman burada bol. Nergene'ye doğru gidiyor. Bura Nurettin Bakır yaptı. Biz beraber yaptık aynı. Ama adam iflas etti. Battı. Ahırın bütün çatılarını söktü, böyle gördüğünüz gibi hep ağır. Büyük projesi vardı burada. Tarla kocaman bir tarla, yaklaşık 50 dönümlük bir tarla. Buraya böyle tarlanın etrafını hep beton yaptı, ceviz ağaçları dikmiş. Böyle ev yaptı. Güzelce. Her şeyini güzel güzel yaptı. Ama adam dayanamadı. Böyle yıktı. Yıktı, bozdu. Tavuk çiftliği yapacaktı. İne çiftliği, toklu beslisi. Bu gördüğünüz büyük ahır. Şu an çektiğim dana beslisi yaklaşık 200-250 tane dana alacaktı. Aşağısı da yaklaşık bir 700-800 tane toklu beslenmesi için yapılan bir ahır. Yeri de güzeldi. Ama olmadı, yapamadı. Hayırlısı diyelim. Battı, şanssızlık ne hale koydu. Bu gibi çiftliği yapmak şimdi milyonlarca paraya ihtiyaç vardır. Ama olmayınca olmuyor. Yazık, günahtır. Dünyanın parasını buraya koydu. Evin bütün camlarını sökmüşler. Her yeri bozmuşlar, yıkmışlar. Evi komple bozmuşlar. Çatısını sökmüşler, camlarını sökmüşler. Kırmışlar. Yazık, günahtır. Ahırın içi süper bir sistemdi. Ahırı bile yok etmişler. Buralara hep santaj vurmuştu. Yazık, günah olmuş. Böyle güzel bir ahır, güzel dana ahırı bu hallere girmiş. Demirini, çatısını sökmüşler. Adam ne projeyle ne hayallerle yaptı böyle ahır. Hayvanlar hiç de kullanmadı. 1-2 yıl kullandı. Böyle tokalar duruyor. Daha danaları, bağlama tokaları. Koca bir ahır. Ama maalesef çatısını söktüler. Güzel bir yerdi. Güzel bir ahırdı. Sonuç bu oldu. Hiç güzel olmadı. Yazık, günahtır. Şimdi bunu yapmaya kalksan
5-6 trilyon para gider. Ama burada çatısı sökük bu şekilde bekliyor. Allah yardımcısı olsun herkesin. Burası Alçiçek. Alçiçek güzel bir yer. Ormanıyla, mevkiyle güzel, nefes alınacak bir yer. Oksijenin bol olduğu bir yer. Burası.